fırsatı en güzel şekliyle değerlendirelim değerli cemaatim. Çünkü olaya şöyle bakalım. Geçen yıl Ramazan ayında veya Kadir gecesinde veya Ramazan bayramında aramızda olup da bu sene bu nimetten istifade edemeyen sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız vardı. Ama bu sene yoklar. Onun için şu hususu şöyle, şu örneği tekrar etmekle yarar görüyorum değerli müminler. Hayatta bazı şeyler fırsattır değerli müminler. Fırsat da öyle bir şeydir ki bir hocamızın vermiş olduğu bir örnekle tekrar edelim. Önü saçlı, arkası kel adama benzer. Fırsat gelir önüne durur, sana selam verir, seni bir yoklar, seni bir kontrol eder. O esnada elini attın, alnındaki saçlı bölümden yakaladın. Yani o fırsattan azami derecede istifade ettin, verim elde ettin. Ne mutlu sana. Fakat o fırsat arkasını döndüğü anda elini atsan da yakalayamazsın. Arkası kel adama benzer buyuruyor, söylüyor hocamız. Hakikaten bugünü bir fırsat günü olarak değerlendirelim. Rabbimizin rızasına muvafık en güzel bir biçimde inşallah Kadir gecesinin kadrini, kıymetini bilelim değerli müminler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Eğer güçsüz ve aciz olursanız son 7 günde arayın buyuruyor. Evet, demek ki aslında Ramazan'ın son 10 gününde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapardı? İbadetlerini artırırdı. Artırmakla kalmayıp evi Mescid-i Nebevi'ye bitişik olmasına rağmen yatağını alır Mescid-i Nebevi'ye geçer ve orada kalırdı. Yani itikafa girerdi. Aslında bu işi sağlama almanın en önemli noktası burasıdır. Püf noktası deriz ya bir şeyin. Püf noktası burasıdır. Evet. Son 10 gününde artık biz daha da azalttık. Son 3 güne girdik. İnşallah Rabbim rızasına muvafık eylesin. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dikkatinizi buraya çekiyorum, hutbe irad ederken şöyle buyurdu. 3 ayrı defa sesli bir şekilde amin dedi Allah'ın Resulü. Sahabe-i kiram sordular namazına mütakip. Ey Allah'ın Resulü, daha önceki zamanlarda olmuş bir şey değil. Böyle açıktan 3 ayrı defa amin demenizin hikmeti sebebi nedir diye sorulduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cebrail geldi ve bana dedi ki kim ki sana senin ismin anılır da sana selamü selam getirmezse mutlu yerde sürünsün dedi. Ben bu söze amin dedim buyuruyor. İkincisi değerli cemaatim, kim ki anne babası ihtiyarlık çağına erişir de onların hayır duasını alamadan, cenneti kazanamadan ölürse onun da burnu yerde sürünsün dedi. Ben bu söze de amin dedim buyuruyorum. Üçüncüsü değerli cemaatim, iştirak ettiğimiz, içerisinde bulunduğumuz, sevinci ve hüznü bir arada yaşadığımız bu zaman diliminde, Kadir gecesinde, Ramazan'a erişir, Ramazan'dan bir habersiz yaşarsa, Ramazan ayını değil bir şeklinde böyle o kadar uzak yaşarsa ve affedilmeyi hak etmeden o Ramazan çıkıp giderse onun da burnu yerde sürünsün dedi. Ben bu söze de amin dedim buyuruyor Allah Resulü. Evet değerli cemaatim, hakikaten bu günler fırsat günleridir. Fırsat günlerini fırsata çevirelim inşallah. Ramazan'ın feyzinden, faziletinden, güzelliklerinden hem şahsımız, hem aile fertlerimiz, hem arkadaşımız, hem çevremiz en güzel bir biçimde istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin değerli müminler.
bölümünü bayanlar kullanacak. Erkek cami cemaatimiz ise dışarıdaki yani yolun diğer tarafındaki abdestlik ve lavabo bölümünü kullanacak değerli cemaatim. Evet değerli müminler, hakikaten bu husus önemli bir husus. Dikkat edelim, oraya giden hanım kardeşlerimiz, bizim eşimiz, aile efendilerimiz, kızımız vesaire. Bu hususa özellikle dikkat edelim. Camimizin içerisinde bulunan abdestlik, şadırma ve lavabo bölümünü bayanlar kullanacak, dışarıyı erkekler kullanacak. Bunun dışında özellikle sizlerden istirham ediyoruz. Ve bugün büyük desteklerinizi ve katkılarınızı bekleyerek inşallah camimizde Kur'an hafızları, Kur'an kursu öğrencilerimiz bir aydır mukavele okunuyor. Mukavele neydi değerli müminler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselamın karşılıklı Kur'an'ı okumaları ve karşılıklı dinlemeleriydi değerli müminler. Ve Peygamber Efendimizin vefatı yılında ise bu iki defa tekerrür etti. Yani Kur'an'ı iki defa mukabele olarak, yani baştan sona hatim olarak iki defa okudular. Dolayısıyla o günden bugüne mukabele kavramı, dedik ya Ramazan ayının bir diğer adı da neydi? Kur'an ayıydı. Kur'an okundu. Kur'an'ı her zamankinden daha fazla okunduğu, daha fazla dinlendiği, daha fazla iştirak edildiği. Hani erkek cami cemaatimiz olarak çok fazla belki haberdar olmasak bile bayanlar bu hususta bulundukları yerde, mahallede Kur'an kurslarına camilere giderek mukabeleler okurlar, mukabele dinlerler, takip ederler ve aynı zamanda beraberinde onlarla hatim indirmiş olup hatim sevabını alırlar değerli cami cemaatimiz. İnşallah bizler de bu gecenin feyzinden, faziletinden, bereketinden azami derecede istifade ederek inşallah kalbimizi, gönlümüzü camimize, cemaatimize aktararak inşallah ne yapacağız? Elimizden gelen ibadet noktasında azami derecede en güzel bir biçimde Yüce Rabbimize karşı kulluğumuzu ifa edeceğiz, yerine getireceğiz. Elhamdülillah hepimiz iman ettik, imanımızın sesine kulak verdik. Bu imanımızı güzel amellerle, faydalı amellerle, bu amelleri de ihlas içerisinde, samimiyet içerisinde inşallah yüce yaratanımızın rızasına muvaffak olma gayreti içerisinde inşallah. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنَ مَعْبَحُسْنُ مَآبٍ İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır, ebedi alem. Evet, yine başka bir ayet-i kerimede ise اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Evet, bu gece inşallah değerli cami cemaatimiz bizler de elimizden gelen gayreti sarf ederek Yüce Rabbimizin rızasına muvaffak olma, Yüce Rabbimizin rızasını kazanma noktasında inşallah elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz değerli müminler. Mümin el-emin kimsedir, güvenilir kimsedir. Yüce Rabbimizin rızasına muvaffak olmak, güvenilir insan olmak, güvenilir kişi olmak için inşallah elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Rabbim bizi bizden, bizi imandan, bizi Kur'an'dan, bizi Resul-i Ekrem Efendimizin yolundan bir an daha ayırmasın. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, yaptığımız hayır ve hasenatları dergâh-ı uluhiyetinde ahseni kabul ile kabul eylesin. Rabbim rızasına muvaffak kulları cümlesine ilhak eylesin. Rabbim yetiştirmekte olduğumuz evlatlar
Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: İmanın 66 veya 77 şubesi olduğunu dile getirerek onun en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise yolda insanlar eziyet verici şeyleri, taşı, toprağı, çalıyı, çeri, çöpü ve benzeri şeyleri kaldırıp atmaktır buyuruyor değerli müminler. Bizler de bugün dedik ya hani tevbe kapısının ardına kadar açık olduğu bu zaman diliminde. İnsanız, hata yaparız, hatalara düşeriz ve bu hususta da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Küllü beni Âdem'e hattâhum. Her Âdem oğlu hata edebilir, yanlışa düşebilir, yanlışa sevk edilmiş olabilir, yanlış işler peşinde olabilir. Ve hayrul hattâine tevvâbûn. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizler de inşallah bugün tevbe kapılarının ardına kadar açık olduğu, cennet kapılarının ardına kadar açık olduğu, müminler için bütün duaların kabul edildiği, reddedilmediği bu zaman diliminde inşallah Yüce Rabbimize karşı bol bol tevbe istiğfar edelim. Yüce Rabbimize karşı layık kul, Habibine layık ümmet olma yolunda gayretli olalım inşallah değerli müminler. Cumhuriyet'te. Evet, her şeyin bir bedeli var, her şeyin bir karşılığı var. Elhamdülillah bizler de iman eden insanlar olarak, inanan insanlar olarak her şeyden evvel ve bu hususta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben hufira lehu mâ teqaddeme min zenbi. Kim ki inanarak sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur buyuruyor değerli cemaatim. Bizler de elhamdülillah inanarak, güvenerek dolayısıyla Yüce Rabbimize hakiki manada kul olma yolunda gayret ederek inşallah değerli cami cemaatimiz tek tek ben şu hususu da hatırlatalım. Herkesten tek tek isim olarak alamasak da bugün burada hocamız hatip duasını yani okunmuş olan, bitirilmiş olan tüm hatiplerin duasını hocam burada hepinizin nezdinde huzurunda inşallah hatip dualarımız yapılacak. Ben söyleyemedim diye endişeniz olmasın. Kalben niyetinizi yapın. Burada bütün hatiplerin, okunan bütün hatiplerin duası yapılacak inşallah. Rabbim rızasına muvaffuk kulları cümlesine ilhak eylesin inşallah. Tekrar edelim sonradan gelen cami cemaatimiz adına da özellikle inşallah. Hafız kardeşlerimiz adına camimizden inşallah fitrelerimizle, zekatlarımızla onları da bayrama sevindirerek kavuşturmak adına desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle de hanım kardeşlerimizden, erkek cemaatimiz her zaman destek veriyor ama özellikle de bayan cemaatimizden azami desteklerini bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ben hocama bırakıyorum sözümü. Kadının arkasında buradan yedin mi? Yok, muhterem cemaatimiz, safların azami derecede sıklaştılar. Yani omuzlarını biraz sıkıştın, bize bir şey olmaz. Ama geride bayanlar bölümünde bir izdiham var. Hanım kardeşlerimiz de safı sıklaştırsınlar. Gerekirse halıdaki nakışa göre durmayın. Yani onun bir adım önüne geçip geride bir saf kazanmış olursunuz. Bir kalkanı da şöyle nakıştan bir adım ayak boyu ileri gelseniz iyi hesap çıkar geriye. Tamam mı?
Kadir Gecesi. Dolayısıyla bütün camiler Kozan'da sanıyorum doldu. Şu an Başkadem Camii'ndeyiz. Büyük camideyiz ben. Cemaat camiye sığmıyor. Maşallah, maşallah. Camide 100 tane hoca var. Ya şuraya bir hoca ben de gelsin. Hoca bir şey var ya. Yerleştiysem oturun. Yani halıdaki saf düzeninde bir ayak öne durursanız biraz kısalır ama geriden bir iki saf çıkar. Ya bugün idare edin, bugün idare edin. Gördüğünüz üzere caminin içi var. Böyleydi. Bir de caminin dışını göstermek istiyorum. Caminin içinde de farklı. Biraz kalabalık. Gördüğünüz üzere caminin dışı da dolmuş durumda şu anda. İçerisi hem dışarısı. Arka tarafta bayanlar teravih namazını bu bölümü uzaktan göstereceğim size. Yakından göstermek istemiyorum. Bayanlar da caminin içinde bu bölümde. Evet, içeride de bayanların kıldığı bölümler var. Bayanlar aynı zamanda bu sefer içeride de namaz kılıyorlar. Evet, ezan-ı Muhammediye'de okundu. Birazdan teravih namazları kılınacak. Hoşkadem Camii, yani büyük cami.